Ayakkabısını bağlayamaz, gömleklerini ilikleyemez durumdaki Parkinson hastalarına beyin pili ameliyatı umut oldu sevgili seyirciler. Başkalarına bağımlı bir hayat süren Parkinsonlular bu operasyonda eski sağlıklı günlerine kavuşabiliyor. Uzmanlar beyin pilinin Parkinsonlular için hayata bağlanmak anlamına geldiğini söylüyorlar. Maggie 26 yaşında bir Parkinson hastası. Tedavisinin olmadığına inanan özgür ruhlu Maggie, hastalığı nedeniyle bir erkeğe bağlanmaktan özellikle kaçıyor. Ta ki Jamie ile tanışana kadar. Halen vizyonda olan Aşk Sarhoş adlı filmde erken yaşta Parkinson hastası olan Maggie'yi Jamie ile yaşadığı aşk hayata bağlıyor. Rıfat Pala, Melahat Karardiş gibi onlarca Parkinson hastasının hayatını değiştiren ve onlara sosyal hayatlarını geri verense beyin pili. Herkesin çok rahat yapabildiği bir yatakta dönmeyi hareketini bile 15 dakika mı alıyordu benim için? Beyin pilleri, beynin içerisine yerleştirilen iki küçük elektrot, birer uzatma kablosu ve göğüste cilt altına kalp pili gibi yerleştirdiğimiz bir sistemden oluşuyor. Beyin pilini taktıktan sonra hastalarda pili dışarıdan programlayıp ayarlayarak beynin içerisine verdiğimiz elektrik akımının şiddetini, frekansını, dalga boyunu ayarlayabiliyoruz ve hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Beyin pili sayesinde hastalığın saati geriye alınmış oluyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmıyoruz. Biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığının 1. 2. senesindeki haline geri getirebiliyoruz. Gömlek iliklemek, bir bardak su içmek bile bir eziyetti, hele yürümek. Pil sayesinde beyindeki her bir hücrenin takibe alınabildiğini söyleyen beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Ali Zırh, pillerin beyine zarar vermediğini söylüyor. Sonuçta tabii ki beyin ameliyatı %1 civarında bir enfeksiyon riski, %1 civarında bir beyin kanaması riskiyle karşı karşıyayız. Bu ameliyatla hayata yeniden sarılan hastalar kontrol amaçlı bile olsa pillerin kapatılmasını istemiyor. Beyin pillerinin açık ve kapalı olduğunda hayatlarının ne şekilde değiştiğini görünce haksız da sayılmazlar. Parkinson nedeniyle 15 yaşından beri çaldığı gitarı ihmal etmek zorunda kalan 60 yaşındaki Rıfat Pala, pil takıldığından beri bu zevkinin de tadını çıkarıyor.